Her insan bir dünya. Şimdi çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyor. Canlı bağlantıda, canlı bağlantı konuğumuz Yıllar Affetmez şarkısıyla Çilem Duman. Çilem Duman, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz Han Bey. Malatya'ya selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Biz de İstanbul'da koşuşturmacalar, işte böyle radyo bağlantıları, promosyon dönemi. Şarkımız yeni çıktı biliyorsunuz. Evet. Bir koşuşturmacadır gidiyor. İstanbul'dayız ama yurdumuzun her köşesi ayrı bir güzel. Malatya'yı da ben çok severim. Ve Malatya'ya gelmişliğim, konser vermişliğim de olduğu için daha önce de. Oralar çok sevdiğim bölgeler. Çok çok teşekkür sevgiler, ediyorum. Sevgiler, selamlar tüm Malatyalılara. Evet, evet. Tabii biz de hafta boyu dinleyenlerimize de Yıllar evet. Affetmez'i dinlettik sık sık. Bize biraz evet. Yıllar Affetmez'i anlatır mısınız? Evet. Vallahi Yıllar Affetmez çok özel bir şarkı. Bir kere her şeyden önce çok değerli şair sözleri Ahmet Selçuk İlkan sözleri Yıllar Affetmez imzası evet. taşımakta. Müziği Cengiz Tekin'e ait, aranjesi Ozan Beyda tarafından yapıldı. Ve biz Bergen şarkısı aslında milyonlara sevdirilmiş bir şarkı bu. Çok özel bir ses, Bergen'in sesinden sevilmiş bir şarkıydı. Tekrardan dinleyiciyle buluşturmak istedik ve çok güzel bir dönüş oldu. Bu da bizi zaten çok yani şarkımız yaklaşık bir ayı bulmadı çıkması. Daha çok yeniyiz. Çok güzel tepkiler var, dönüşler, o yüzden çok mutluyum ben. Evet. Projemiz zaten çok özel bir proje oldu. Ayrıyeten projenin zaten supervisor'ı ve projenin oluşmasını sağlayan isim değerli ünlü fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Ali Eşitmez oldu. O dedi ki sen dedi gerçekten farklı bir normda bir müzisyensin, sessin dedi. Bu projeyi okuyabilecek solist sen olabilirsin dedi. Ahmet Selçuk İlkan hocamla konuştular ve Ahmet Selçuk İlkan hoca da özellikle benim bu şarkıyı söylememi istedi. Derken bir başladık bir hengameyle çalışmaya yoğun bir şekilde. Ve şarkıyı dinleyicilere nihayet bu yaz buluşturabildik yaz sonunda. Zaten tabii şarkıyı biz de dinleyenlerimize paylaştıktan sonra çok güzel yorumlar aldı. Tabii son dönemde cover çalışmalar sıkça yapılabiliyor. Herhalde o eskilerin de ayrı bir güzelliği var. Biraz onun da etkisi var. Ya kesinlikle öyle. Ben bir de şöyle bir şey var. Bizim gibi mesela ben Ali Eşitmez hani biz toplantılarımızı yaparken hep şunu söyledik. Acaba nasıl bir proje yapabilmeliyiz? Çünkü biliyorsunuz ben aslında çok yönlü bir sanatçıyım. Birçok lisanda şarkılar yorumluyorum. Ülke temsillerim var. Popüler müzik yapan bir müzisyenim. Çilem sen bunu yapmalısın dedi. Bir de şöyle bir şey var. Bu şarkının daha farklı bir boyutu var. Aslında ben üzülerek radyo programlarına şu anda konuk olurken söylüyorum. Bu şarkının melodisini farklı sözlerle nihayet ne yazık ki dinleyici dinledi. Dipsiz Kuyu şarkısı bu şarkının çalınmış halidir. Evet. Orijinal halini alıp söyleyen sanatçı ve müzisyen benim. Ama ne yazık ki ben ismini deklare bile etmek istemiyorum bunu yorumlayan, söyleyen arkadaşları. Zaten bilen şu andaki dinleyici hemen ya evet deyip hemen bu şarkı bana nereden tanıdık geliyordu, daha yakın bir zamandan geliyor diyen gençlerimiz de olabilir. O yüzden söylüyorum. Ne yazık ki böyle bir şey oldu. O yüzden Ahmet Selçuk İlkan Hoca özellikle dedi ki bu şarkıyı senin gibi bir özel sesin okumasını istiyorum dedi. Çünkü biz hakkıyla hukukuyla şarkıyı gerçekten orijinal haliyle yorumladık. Bu yüzden de onlara da teşekkür ediyorum. Bana bu hani kolay bir şarkı değil. Yorumlaması çok önemli olan bir de Bergen hayranlarının Bergen'in sesinden duymaya alıştığı çok özel bir şarkı Cengiz Han Bey. Bu anlamda da zaten ama şöyle bir şey var. Bergen sevenler ve hayranları da bana sahip çıktılar. Evet, yani evet. Eleştirdiler. Eleştirdikleri kadar da sevdiler. Yani çünkü Bergen ya da çok özel sesler vardır. Yani eski seslerimizden onların yerini almak diye bir düşüncemiz asla bizim olmaz. Biz ancak ahdi vefayla onları saygıyla anmak için bir şeyleri yapabiliriz. Bu anlamda da Bergen ile yeniden diye bir Instagram sayfası sağ olsun. Hem aslında beni davet ettiler ama son dakika olduğu için ben gidemedim. Ölüm yıl dönümünde onu anarken rahmetliyi istediler olayım. Ama onun dışında sayfalarında da yer vererek bana destek oldular. Açıkçası hani bunu da kazanmış olmak, onların da gönüllerini kazanmış olmak beni ayrıca da mutlu etti açıkçası. Evet, evet, bu da tabii çok önemli, çok özel bir durum.
Dinleyenlerin de bu tepkileri vermesi, ki sosyal medyadan, internetten biz de takip ettik, gerçekten çok özel diye düşünüyoruz. Klip de çok özel. Klipten de biraz bahsetmenizi rica ediyorum. Klibi çok nostaljik bir havada çektik. Bir kere çok önemli bir üstad benim klibime imza attı. Yani Ali Eşitmez imzası taşıyan bir klibe sahip olan bir sanatçı olmak benim için çok büyük bir şans. Çünkü aklınıza gelebilecek ne kadarsa, İbrahim Tatlıses'inden tutun da oradan başlayıp Ferdi Tayfur'larına, Cengiz Kırdoğan'a, yani birçok özel isimle çalışmış sanatçıdan bahsediyorum. Ali Eşitmez gerçekten bir ünlü bir yönetmen, fotoğraf sanatçısı. Madonna'ya kadar fotoğraflarını çekmiş bir dünya standartlarında bir fotoğraf sanatçımız ve yönetmenimiz. O yüzden o böyle nostaljik tadında bir klip olsun dedi. Siyah beyaz oldu klibimiz bu yüzden. Evet. İstanbul'un o eski dokularının olduğu Galata'da ve Balat gibi bölgelerde klibimizi çektik ve çok özel bir klip oldu. Benim için o yüzden hani bir de çok farklı bir proje olduğu için zaten her şekilde çok heyecanlandım. Fotoğraf çekimleri keza ayrıca bambaşka bir ben oldum. Yeni imaj çalışmasıyla çok güzel, zaten dönüşler de gerçekten çok olumlu ve güzel olduğu için ve ben cidden profesyonel bir ekiple çalışmanın ve böyle bana hani yol gösterecek üstadlar, Ahmet Selçuk İlkan Hoca gibi, Ali Eşitmez gibi üstadların da yol göstermesiyle sanıyorum yolum daha fazla açıldı diye düşünüyorum. O yüzden de daha bir şanslı görüyorum kendimi. Klip de çok özel oldu. Dinleyiciyle Netflix'te buluştu. Dinleyiciden çok güzel tepkiler aldım. Yani dönüşler de çok güzel. Evet. Radyolarda Kıbrıs'tan Uşak'a, Uşak'tan gördüğünüz gibi Malatya'ya kadar şarkımız çok sevildi ve şu anda çalmakta her yerde. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor açıkçası. O yüzden de çok mutluyum. Evet, bu arada Cengizhan Bey buradan bizi dinliyor, Ali Bey, Ali Eşitmez. Evet. Size de selamları vardı. Bugün onun doğum günü. Çok da özel bir günde böyle denk gelmiş, bağlanmışız. Evet. O yüzden buradan radyodan Malatya'daki dinleyicilerimize ve tüm Türkiye'deki dinleyicilerimizi duyuyorlar. Ali Eşitmez'in doğum günü. Onun doğum gününü kutluyorum. Evet, biz de doğum güzel yaşlara, sağlıklı, sıhhatle diliyorum. Buradan sizin vesilenizle de dinliyordu. Sürpriz oldu. Ben söylemedim ama şu anda o da dinlediği için sanıyorum mutlu olmuştur. Kesinlikle. Biz de kendisinin doğum gününü kutluyoruz. Gerçekten sanat dünyamızda birçok farklı alanlarda, tabii fotoğraf ve yönetmenlik anlamında da bahsettiniz. Hayatımıza dokunan bir insan Ali Eşitmez. Bu anlamda kendisine inşallah sağlık, mutluluk dolu nice yıllar diliyoruz. Evet, ben de diliyorum. Bir de şöyle söyleyecek sahne, lafınızı balla kestim. Gerçekten hani ben üstadlarıma çok saygıyla, vefayla devam eden bir müzisyen oldum ve olacağım. Bundan vazgeçmediğim için de onlar da her zaman sanıyorum bana daha çok yanımda olacaklar, daha çok destek alacaklar. Onları çok seviyorum ve saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet. Ahmet Selçuk İlkan Hoca'ya da Ali Eşitmez özellikle. Kesinlikle buradan selamlarımızı iletiyoruz. Biz de Dost FM dinleyicileri vasıtasıyla. Biz özellikle son yıllarda en sık konuştuğumuz konulardan biri, işte malum artık bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Bunun da en fazla etki ettiği alanlardan biri aslında müzik dünyası. Siz müziğin maalesef eğitim kısmında da var olan, pek çok farklı kulvarlarında var olan bir isimsiniz. Bu anlamda müziğe olan etkisini bu dijital dönüşümün siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi çok değişik bir dönemlerden geçerek buralara geldik ve baktığımız zaman eskilere baktığımızda plak, taş plak dönemleri var. Ondan sonra kaset dönemine geçiliyor. Sonra yavaş yavaş işte bu sosyal medya ile birlikte artık biliyorsunuz ki dijital platformlardan çıkıyor tekli şarkılar. Evet. Keza benim şarkım da radyocu arkadaşlarımıza dağıtacağımız emisyon CD'lerin dışında dijital platformda çıktı. Ama öyle bir şey ki cep telefonlarının içinde Spotify, iTunes, İşte YouTube gibi yerlerden yani şarkılarımız dinlenmekte ve dinleyici öyle buluşuyor ve o yüzden sosyal medya çok önemli oldu. O yüzden sosyal medyanın doğru kullanılması gerektiğine inanıyorum ben. Dijital platform eğer doğru kullanılırsa Cengizhan Bey, bir eğitimci olarak da ben hala bir Candan Erçetin, Eda Özöki gibi de bir müzik öğretmeni olarak öğrenci yetiştiren bir eğitimci olarak da şunu söylemek istiyorum. Gençleri ben doğru yönlendirmek istiyorum. O yüzden de yeni çıkan müzik tarzlarının çok daha biraz daha
müzik kalitesinin yüksek olmasını istiyorum. O yüzden ben belki de bir cover projeyle tekrardan devam ediyorum. Yani o eski melodilerin güzelliğini arıyorum birçok işte. Ya o yüzden de biraz daha dijital platformu doğru kullanılmasına yönlendirilmesi gerektiğini kitlelerin düşünüyorum. Evet. O yüzden de bu anlamda ben ne gerekirse yapmak istiyorum. Ve şöyle bir şey var. Bu arada dijitalin dışında ben aslında bugün bu radyo programına katılırken biraz üzgünüm. Neden üzgün olduğumu belki tabii konunun dışına çıkacağım biraz ama söylemeden de yapamayacağım. Çünkü ben de yorumladığım sanatçı biliyorsunuz Bergen. Yani şarkısını yorumladığım evet. Sanatçı Bergen ve Bergen'in bir hayat hikayesi var. Ve hiç kolay bir hayat hikayesi değil. Ve çok acılar çekmiş ve sonunda da bir kadına şiddetle hayatını kaybetmiş maalesef bir sanatçımız, evet, değerimiz. Bugün de bir Emine Bulut olayı var. Yani ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani ikisinin kaderi de sadece kadın olmaktı gibi geliyor bana. Bu yüzden de bir kadın olarak buradan sizin programınız vesilesiyle de söylemek istiyorum. Kadına şiddete hayır demek istiyorum bir sanatçı olarak, evet, ben. Ve bu kaderi değiştirmek adına gereken ne varsa bir sanatçı olarak ve bir insan, bir vatandaş olarak herkesin el ele verip mücadele vermesi gerektiğine inanıyorum artık. Çünkü bugünkü olay gerçekten çok kalbimi yaraladı. Kesinlikle benim. Ve evet, birçok şu anda bizi dinleyen hem cinsim de olabilir, beyefendiler de olabilir. Eminim ki bana katılan duygularımı siz de keza öylesiniz. Hı-hı. Duygularımı paylaşıyor olacaksınız. Kesinlikle. Artık ne bir Bergen gibi bir hikayemiz olsun, karşımıza çıksın sanat camiamıza ya da başka birine, de bir Emine Bulut olsun diyorum. O yüzden de inşallah hükümetimiz ve devletimiz de bu konuda gereken her şeyi yapacağını düşünüyorum ve inanıyorum ben buna. Bu anlamda ben de bir sanatçı olarak radyodan canlı yayın olduğu için sizden tabii ki de istiyorum. Bu konudaki tepkimizi de bugün koyarak bir programda konuk oluyorsam ne mutlu bana. Evet, evet, bu da çok çok önemli bir hassas bir konu. Bu vurgunuz da çok değerli ve önemliydi. Bu anlamda, hı-hı, da bu mesajı vermiş olalım. Evet, tabii evet. Yine dijital dönüşümün bir diğer yansıması da eskiden işte albüm satışları üzerinden bir gündem, hı-hı, olurdu, hı-hı, malumunuz. Bugün artık, hı-hı, tıklanma sayıları ve izlenme oranları gibi şeyler söz konusu. Bu, hı-hı, farklı yönleriyle de değerlendiriliyor son süreçte. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya şimdi şöyle bir şey. Buradan da bir kazanç noktası oluyor mu? Evet, oluyor. Yani, hı-hı, ülkemizde de telif haklarının eskisi gibi hani eskiden bu kadar telif haklarının ön planda olduğunu düşünmüyorum. Şimdi meslek birliklerimiz var. Ve bu meslek birliklerinin başında olan değerli büyüklerimiz ve bu camiaya emek vermiş insanlar bu konuda ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden de hani doğru bir şekilde tekrar söylüyorum, yönlendirilmeler ve hakkaniyetle olursa, fakat şöyle bir şey var, bot hesaplardan çok şeyler yapılıyor. Yani, hı hı, işte mesela 15 milyon tıklanıyor diye bir şarkıyı o algı politikası yaratıyorlar. Algı yaratıyorlar. Ya bunlar neredeyse hani belli platformların kapanmasına sebep olacak duruma kadar geldi bizim ülkemizde. Hı-hı. Bu bir tek bizim ülkemizde sanıyorum bu kadar çok yoğun oluyor. Halbuki ben daha organik şekilde insanların, evet, yürümesi gerektiğini inanıyorum. Tabii ki 1 milyon tıklanma ama 20 milyon tıklanabilme ihtimali için çok farklı bir reklam olması. Mesela bir şarkı çıkıyor, hiç daha hiçbir yerde durmuyoruz. Bir günde 150 bin tıklandığını görüyoruz, değil mi? Evet. Yani bunun acaba gerçekten öyle mi diye soru işareti. Çünkü eğer şarkıyı, bakın şu an benim şarkım her yerde dinlenmeye başladı. Bütün Türkiye'de radyolarda şarkım çalıyor. Çünkü beğenildi. Radyolara gönderildi ve beğenildi. Ve güzel bir çalışma olduğu düşünülerek çalınmıyor. Yani demek ki bunlar duyuluyorsa, evet, benim için zamanla bittik. Evet deriz. Ama bazı sanat camiasındaki insanların bunu bot hesaplardan kullanarak yorumlara kadar kullandığını biliyoruz. Ben biraz buna karşı çıkarak direnerek, ben gerçekten halkı kazanmak istiyorum. Yani, hı hı, halkı kazanarak, onların sevgisini kazanarak, onların ne duygusu varsa hakikaten samimiyetle görerek gitmek istiyorum. O yüzden belki Bergen'le ilgili işte o sayfaların beni beğenmesi ya da şöyle beğenmekten ziyade destek olmaları diyelim. Yani evet, çünkü ben bir ahdi vefa ile yapıyorum. Asla diyorum, sakın yanlış anlamayın, ben zaten bizim haddimize düşmemiş hani bu özel sanatçıların yerini alabilmek değil bizim amacımız. Onların götürdüğü o getirdiği güzel melodileri tekrar yeni genç nesile
taşıyabilmek amacımız. Bu yüzden dijital platformu çok doğru kullanılması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bununla ilgili de farklı çalışmalar artık ülkemizde olacak diye düşünüyorum. Çünkü biz de bilinçliyiz. Eskisi gibi değiliz. Rap müzikle ilgili de biraz tabii evet. Bu ara çok gündemde olan şeyler var. Rayman'ı da bu konuda çok fazla bir anda hani 13-14 yaşındaki kişiye insanların onu seviyor olması, çocukların seviyor olması, o insanların çok fazla seviyor olmasının etkisiyle biraz büyüklerimize ya da bu işe emek vermiş insanlara söylediği sözlerde hani Bülent Seyhan beyefendi, Seyhan müzikten benim de albümüm çıktı. Şarkısı. Evet. Hani böyle değerli bu emek vermiş birçok insanın hakikaten yıldızın parlamasına önce olmuş insanların karşısında biraz daha saygılı olması gerektiğine inanıyorum. Yani sosyal medya mesela o da sosyal medyayı kullanarak mesaj gönderiyor değil mi? Kesinlikle. Sosyal medya kullanarak mesajlar gönderiyor. Orada diyor ki işte şöyle bir söz söyledi orada ben karşı çıkıyorum. İşte siz ezik sanatçılar böyle prodüktörlerin karşısında duramıyorsunuz ama ben duruyorum. Hayır öyle bir şey yok. Sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Şartlarımızı koyuyoruz. Şartlar uyarsa çalışıyoruz. Şartlar uymazsa çalışmıyoruz. Yani bunu söyleyecek kadar o bir background'a sahip olması lazım karşıdaki kişinin. Yani evet. Bir tek şarkıyla yola çıkıp da ondan sonra hani evet ben oldum deyip bir şeyler yapmaya çalışırsa bugün olur ama 3 ay, 3 yıl, 5 yıl sonra olmaz. Yani kesinlikle. İşte bu çok hassas bir denge. Sanıyorum biraz daha bilinçli gidilmesi gerekiyor. O anlamda da antiparantez. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yıllar Affetmez'i biz çok sevdik. Dinlemeye devam edeceğiz. Dinleyenlerimize de armağan etmeye devam edeceğiz. Çilem Duman yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Valla ben aslen Sivaslıyım. Komşu şehir. O yüzden evet. Çok evet. Yakınız. Ve ben evet. Malatya'ya çok geldim. Çocukluğumda da çok geldim. Ve bizim eniştem de Malatyalıdır. Arakkirlidir benim. Aa, o yüzden de evet evet Malatya'yı çok severim. Malatya doğunun tarihidir. Evet. İnşallah. Derler. Ben Malatya'yı çok severim. O yüzden tüm Malatyalı dinleyicilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah yine oralara gelip güzel konserler veririz. İnşallah. Bu kez de stüdyomuzda ağırlarız sizi. Çok da mutlu oluruz. Evet evet. Malatya'ya geleceğim. Tamam evet. Söz. Bu sene Malatya Dost FM stüdyolarına konuk gelmek çok isterim Cengiz Hanım. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Malatya'dan mutlu akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Selamlar ve saygılar. Dinleyenlerimize de Çilem Duman'dan Yıllar Affetmez'i dinlemeye devam ediyoruz. Sanma derin kıymetin bilinir sanma düşeni götürür kullar affetmez. Yoksun düşeni götürür yollar affet.